Söz sende. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sonra AK Parti Genel Merkezi'nde başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1,5 aylık bir aranın ardından MKYK üyeleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Elbette o toplantının yoğun gündemi olacak. Onun öncelikli gündem maddelerinden biri Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları ile Batı Karadeniz'deki sel felaketi sonrası bölgedeki son durum olacak. MKYK toplantısında sel felaketi ve yangın felaketindeki bölgelerdeki son durum ele alınacak ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili MKYK toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgelerinde AK Parti teşkilatlarının daha yoğun yer alması, sahada daha aktif olması konusunda talimatlarını iletecek. MKYK toplantısında elbette iç ve dış siyasete dair önemli başlıklar da ele alınacak. MKYK toplantısında o dış siyaset başlıklarından birisi elbette Afganistan'daki son durum olacak. Özellikle son bir haftadır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'la ilgili yoğun bir telefon diplomasisi vardı. Afganistan'daki gelişmelere ilişkinde bir değerlendirme yapılması bekleniyor MKYK toplantısında. Elbette iç siyaset dedik. İç siyasette de yeni anayasa çalışmalarının MKYK toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP çalışmalarını tamamlayıp AK Parti'ye sunmuştu. AK Parti'nin de yeni anayasa çalışmalarında artık son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. O çalışmalarda gelinen son durumunda bugünkü MKYK toplantısında ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçecek ve AK Parti'nin bugün gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ele alınan başlıkları kamuoyuyla paylaşacak diyelim. Sözü size bırakalım.